Türkiye üretim ve ihracatta rekorlar kırıyor. Bu başarıda ülkesi için çalışan ve istihdam sağlayan sanayicilerimizin ve sanayi kuruluşlarımızın payı çok büyük. Kütahya'da faaliyet gösteren NG Kütahya Seramik ve Kütahya Porselen'in Türkiye ekonomisine olan katkılarını getiriyoruz ekranlarınıza. Duayen iş adamı Nafi Güral'ın önderliğinde kurulan NG şirketleri, üretim kapasitesi, istihdamı ve ihracatıyla Türkiye ekonomisinin en önemli kuruluşlarından biri. NG şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren ve seramik sektöründe Türkiye'nin lokomotif kuruluşlarından biri olan NG Kütahya Seramik, yenilikleri, benzersiz tasarımları ve ödülleriyle dünya seramik pazarında önemli bir konuma sahip. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'a mikrofon uzattık ve NG şirketlerinin dünden bugüne geldiği süreç hakkında bilgi aldık. 1950'li yıllarda rahmetli dedem Ali Güral Bey'in kereste atölyesiyle başlayan bu süreç. Daha sonra 1970'li yıllarda kurulan Kütahya Porselen, 1980'li yıllarda kurulan Kütahya Seramik ile devam eden bir iş dünyası içerisindeki yolculuğumuz aslında. Bu başarının temelinde ne var? Bu başarının temelinde aslına bakarsanız çok öyle gizli saklı bir şey yok. Bir, işimizi çok seviyoruz, işimizin gereklerini yerine getiriyoruz. İki, global ticaret dünyası içerisinde artık olmazsa olmaz inovasyona çok önem veriyoruz. İnovatif yatırımlarımız bizim olmazsa olmazımız. Bu yapmış olduğumuz yatırımlarla dünyadaki seramik ve porselen sektörü içerisinde rakiplerimizle birlikte onlardan daha iyi olabilmek adına yapmış olduğumuz genç ve dinamik ekip çalışması. Firma yaptığı işlerde ya en iyisi ya da ilki olma vizyonuyla hareket ediyor. Bizim olmazsa olmazlarımızın bir tanesi yaptığımız işlerde ya en iyisi ya da ilki olabilme gayreti içerisinde çalışıyoruz. Bizim çalışmalarımızdan bir tanesi şu, sektörde yapılan şeyleri tespit edip onları yapmamak, yapılmayan neler varsa onları tespit edip onların üzerine yoğunlaşmak. Tabii bugün artık seramiklerin önce dünyada pek çok seramik üreticisi ülke var, pek çok üretici firma var. Bunların arasından sıyrılmak, bunların arasında farklı olmak, olabilmek sizin biraz da ekibinizin becerisine kalmış bir takım çalışma. Porselen için de aynı şeyi söylemek mümkün. Aslına bakarsanız tüm sektörler için bu geçerli. Bunu farklı kılan şey ise o nüansın yakalanabilmesi. Bugün rekabette öne çıkabilmeniz, rakiplerinizden sıyrılabilmeniz için bu inovatif fikirlere ve çalışmalara önem vermeniz şart. Bu artık günümüzde olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. NG şirketleri porselen ve seramik dışında farklı birçok sektörde de önemli faaliyetler sürdürüyor. Turizm yine bizim eski sektörlerimizden bir tanesi. Yatırımlarımız devam ediyor. İlk babamın da ortağı olduğu şirketler grubu içerisinde yer alan yatırımımız Antalya bölgesi. Aslına bakarsanız 1960'lı yıllarda Kütahya'da başlayan ilk küçük butik otelle başlayıp daha sonraki yıllarda yapılan yatırımlarla Antalya bölgesinden sonra işte Sapanca, Afyon, şu anda yapımı devam eden İstanbul yatırımları devam ediyor. Kütahya Seramik ilk üretimine 1989 senesinde başladı. Yıllık 1,5 milyon metrekare gibi mütevazı bir kapasite vardı. Yıllar içerisinde yapılan yatırımlarla özellikle inovatif ve katma değeri yüksek ürün üretme becerisine sahip yatırımlardır bunlar. Sektörde adından bahsettiriyor. Tabii isminizden bahsettirmek çok önemli değil. Önemli olan sektörünüze imza atabilecek çalışmalara altyapı oluşturabilmek. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte hep bunun üzerine çalışıyoruz. Az önce söylemiştim, ilk olacağız, ilk olamadığımız işlerde en iyisini olacağız. Gayretlerimiz bu şekilde devam ediyor ve bu prensimiz bizim değişmeyecek. Bu şekilde yol haritamıza devam edeceğiz. Tabii şöyle bir haklı gurura sahibiz çünkü Türkiye'den Çin'e ihracat gerçekleştirebilen ilk ve tek seramik markası Kütahya Seramik. Kaldı ki Çin Halk Cumhuriyeti biliyorsunuz gerek porselen sofra eşyasının gerekse seramik karoların doğduğu topraklar, seramiğin ve porselenin doğduğu topraklara, ana vatanına bu ürün gruplarımızı ihraç ediyor olabilmek tabii ki
benim ekip arkadaşlarımızdan çok önemli bir gururu, mutluluğu. Evet, biz bunu gerçekleştirmeye başladık. Artan miktarlarda bu süreç devam ediyor. Orada marka olarak, markamızı ön plana çıkartarak bu çalışmamızı, bu serüvenimizi, yolculuğumuzu geliştirme gayretindeyiz. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı olan Erkan Güral, hem iş dünyasına önemli katkılarda bulunuyor, hem de sosyal sorumluluk projelerinde görev alıyor. Naf Güral Eğitim Vakfı ismiyle faaliyetlerini gösteren tamamıyla eğitim merkezli bir vakfımız var. Onun dışında sadece vakıf değil, tabii bizim aile bireyleri olarak çeşitli sosyal çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz sivil toplum örgütlerimiz var. Mesela ben Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanıyım. Önemli bir vaktimi olan çok önemli bir çalışma platformu. 500 farklı sektör ve meslekten 10 bin üyemizin bulunduğu bir sivil toplum örgütü. Kız kardeşlerimin çok çeşitli sosyal çalışmaları var. Annemin öyle, babamın öyle, Gülsüm Hanım'ın ve Nafi Bey'in. Biz tabii ticaretin dışında, iş dünyasının dışında sosyal projelerin de yaşantımız içerisinde çok önemli olduğuna inanıyor ve bu konulara da zaman ayırıyoruz. Tabii aile fertlerimizin her birinin farklı merakları var ve bu süreç içerisinde bizim elimize gelen çok önemli, kıymetli hem manevi anlamda hem o maneviyatın yaşatılması anlamında parçaların biriktiğini görmemizle birlikte bunları bir çatı altına toplamamızın doğru olacağını düşündük ve NG Müzeyi oluşturduk. Çok çeşitli eserleri orada görmek mümkün. Otomobilden motosikletlere, saatten ve bizim kerestecilik sektöründe en son kullanmış olduğumuz birkaç parça makineye kadar porselenler, seramikler, yani bir tarih var orada aslında. Evet. Gelen ziyaretçilerimize de böyle bir geçmişten günümüze yolculuk yaşayabilmeleri anlamında, hatıraların canlanması ve oluşması anlamında bir küçük mutluluk noktası aslında orası. Böyle bir saat, iki saat ayıranlar oradan keyifle ayrılıp o hatıralarla, o izlerle Kütahya'dan ayrılıyorlar. Kütahya'da öyle, Kütahya'ya dair bir hoş hatıra, hoş anı bırakabilmek amacıyla kurulmuş bir nokta. Bizim de tabii çok önem verdiğimiz aile için. Ailenin tabii her ferdin emeği var orada. Özellikle annem Gülsüm Hanım'ın, kız kardeşim Sema Hanım'ın, Hediye Hanım'ın, Gülden Hanım'ın. Hanımların tabii elinin değdiği işler çok daha kıymetli oluyor, çok daha farklı ve başka oluyor. O yüzden orası da bizim böyle bir mutluluk dağıttığını düşündüğümüz bir buluşma noktası. Erkan Güral, NG Kütahya Seramiğin tasarım gücüne vurgu yapıyor. Tasarımlar aslında dünya trendleri kendileri belirliyor. Bizim kendi tasarım ekibimiz var. Fakat tasarım ekibimizin dışındaki çalışmalarımız, biz İtalya'dan, İspanya'dan tedarik etmekle birlikte trendler nerede, nereye gidiyorsa o tür ürünleri yapıyoruz. Özellikle son yıllarda doğadan gelen ürünlerin ön plana çıktığını görmek mümkün. Mermer efektli ürünler, ahşap efektli ürünler, çimento görünümlü ürünler dünya trendlerini şu anda en önemli tercih edilen ürünleri arasında. Dünya trendlerinde ne varsa, dünya akım olarak nereye gidiyorsa biz de o ve benzer ürünlerimizi üretiyoruz. NG Kütahya Seramik, Cumhuriyet tarihimizin ve dünyanın en büyük havalimanı projesinin milli seramik üreticisi olmanın haklı gururunu yaşıyor. Firma, Türk mühendis ve işçilerin aylar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ve tamamı yerli sermaye ile Kütahya'da ürettiği granit seramiklerini her yıl 200 milyon yolcunun kullanımına sunmanın heyecanını yaşıyor. Firma faaliyet sürdürdüğü sektörlerdeki çalışmalarına hız vererek büyümeye devam ediyor. Tabii mevcut olan işlerimizi en iyi şekilde geliştirmek ve bunun yanı sıra karşımıza çıkan fırsatları da geliştirip yeni sektörlerde ilave edebilmek her zaman için bizim açık olduğumuz konuların başına tabii ki geliyor. Özellikle tabii içinde bulunduğumuz sektörler çok çeşitli sektörler. Seramik, porselen, ambalaj, turizm, makina ve rekabette gerçekten çok yoğun olan sektörler, emek yoğun sektörler.
özellikle bunların en iyisini yapıp bununla birlikte az önce ifade etmiş olduğum gibi karşımıza çıkan fırsatları da değerlendirmek tabii ki bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında dik duruşunu gösteren firma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açtığı Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası'yla bu duruşunu perçinlemiş. Bu muhteşem tesisimiz tüm Kütahya'mıza, ülkemize, milletimize ve Güral ailesine hayırlı olsun, bol bereketli kazançlara vesile olsun diyorum. Ya Allah, Bismillah. Temmuz 2016 tarihindeki o hain darbe girişiminin hemen ertesi günü Kütahya Zafer Meydanı'nda babam Nafi Güral Bey'in 15 bin Kütahyalı hemşerimizin önünde moral ve motivasyon içerikli bir konuşması vardı. Biliyorsunuz güçlü Türkiye için güçlü ekonomi gerekiyor. Ben de Kütahya ekonomisinin temsilcisi olarak sizlere söz veriyorum. Fabrikalar peş peşe gelecek, iş yerleri peş peşe açılacak. Bu sözümü unutmayın. En fazla bir ay içerisinde yüzlerce kişilik fabrikaların temelleri atılacak. En fazla bir yıl içinde de bunlar faaliyete geçecek. Bunlar Türkiye'nin gücünü güç katacak ve Kütahya ekonomisine can veren can suları olacak. O konuşmasının içerisinde yatırımlar bu ülkede peşi sıra gelecek ve ben de sizlere söz veriyorum. Biz de bir yeni seramik fabrikasına hemen hazırlanacağız demişti. Ve biz nitekim hemen birkaç gün içerisinde o hazırlıklarımızı başlayıp 17 Temmuz akşamıydı sanıyorum o konuşma, Kütahya Zafer Meydanı'ndaki konuşma. 8 Eylül tarihinde temel attık ve çok kısa bir süre içerisinde de o fabrikayı hayata geçirdik. Şu anda o fabrikada 400-450 arkadaşımız çalışıyor. Tabii bu moral motivasyon dışında ülkeye kattığı katma değerle birlikte bir mesaj vardı. O mesajın verilmesi son derece önemliydi. Hem piyasalar, hem sektörümüz, hem Kütahyalı hemşehrilerimiz, hem çalışma arkadaşlarımız açısından. Bizim de yine bir onur noktalarımızdan bir tanesidir o yatırım. 1970 yılından günümüze porselen üretiminde Türkiye'nin öncü markalarından biri olmayı başaran Kütahya Porselen, bugün 52 ülkede ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Kütahya Porselen, yalnızca porselen yemek takımlarıyla değil, porselen obje ve sofra tasarım aksesuarlarıyla da müşteri odaklı çalışmalar yürütüyor. Şimdi Kütahya Porselen Ürge ve Tasarım Grup Başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğini başarılı bir şekilde yürüttükten sonra Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Sema Güral Sürmeli ile birlikteyiz. Ben hep çocukluğumda bahçede oyun oynarken bahçemizdeki toprakları o gelin tülleriyle elerdim. Onların içerisine de bütün harçlıklarımı biriktirip toz boyalar ekler, onları renklendirirdim ve onlarla hep kurabiyeler, yemekler vesaireler yapardım ve bahçemize küçük bir mini fırın yapmıştım. Şimdi geriye dönüp baktığımda bugünkü hayatıma aslında yılları söylemekten aslında böyle imtina etmeye çalışsak da aşağı yukarı böyle bir 35 sene öncesinde yaşamaya çalışmışım. Yani şimdiki hayatımdaki porselenler o zamanın çamurlarıydı. Şimdiki kocaman fırınlar o zaman minicik de olsa bir fırın olarak evimizin bahçesinde yer almıştı. Ve o günlerde bunu yaşamaya çalışıyordum. Sonrasında biz porselenci olduk. Yani o zaman biz porselenci falan değildik ben bunları yaparken. Ama porselenci olduğumuzda da babam bizleri sürekli fabrikaya getirir. İşleri öğrenmemiz için telkinde bulunurdu. Hafta sonları, yaz ayları, bizim sürekli fabrikada olduğumuz dönemlerdi.
Yani aslında işin içerisinde, işin mutfağında olarak evet biz bunları hep öğrendik, hep yaşadık. Şimdi de aynı şeyleri çocuklarımıza yapmaya çalışıyoruz. Benim çocuklarım, kardeşlerimin çocukları fırsat buldukları her dönemde fabrikanın çeşitli bölümlerinde çalışıyorlar. İlgi alanlarına yönelik işleri yapmaya ve öğrenmeye çalışıyorlar. Tasarım aslında hayatımızın aslında vazgeçilmesi. Her bir alanda farklı farklı tasarımlar görüyoruz ama porselen dendiğinde aslında biraz daha farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben güzel sanatlar okuduğum için, işin tasarım bölümünü de çok iyi bildiğim için bugün mutfaklarınızda ya da sofralarınızda kullandığınız birçok şey aslında benim ve ekibimin elinden geçen şeyler. Tasarım konusunda bugün günümüzün trendleri porselen aslında biraz zorluyor. Çünkü porselen yapım aşamasında oldukça meşakkatli, zaman isteyen, emek isteyen çok nazlı bir ham madde. Çok zor şekil alır, çok nazlıdır. Bu nedenle ona hayat vermek çok zordur. Ama porseleni hemen hemen her zaman için herkese hep tavsiye ederiz. Çünkü porselen sağlıktır, porselen estetiktir, porselen zerafettir. Bu nedenle ona verilen her dokunuş, ona verilen her estetik size hem sağlık olarak hem de sofralarınıza bir güzellik olarak geri döner. Bu nedenle ben hep geriye dönüp baktığımda iyi ki porseleni seçmişim, iyi ki sanatı seçmişim diye mutlu oluyorum açıkçası. Sema Güral Sürmeli, porselendeki en son trendleri bizimle paylaşıyor. Çiçekler yine geri geldi. Çünkü porselende moda sürekli değişkenlik gösteriyor. Bazen çiçekler oluyor, bazen altınlar oluyor, bazen bantlı dekorlar oluyor. Ama şimdi geçmişte bir dönem çok fazlaca çiçekleri kullanmıştık. Sonra işte onlar yine yerini farklı dekorlara vermişti. Şu anda çiçekler ve tropik hayvanlar ve bitkiler şu anda bol miktarda sofralarımızda. Bunları önümüzdeki dönemlerde yine göreceğiz. Sofralarımızda yine yerlerini alacaklar. Yeşil tonlarını fazlasıyla göreceğiz. Rengarenk sofralar yapacağız. Bunlara fazlasıyla yer vereceğiz. Sürmeli, profesyonel iş hayatının dışında sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor. Ben sosyal sorumluluk projelerini benim hayatımın olmazsa olmazı olarak görüyorum. Çünkü çocukluğumdan beri kendimi bu tür aktiviteler içerisinde konumlandırdığım için benim hayatımın olmazsa olmazı bunlar. Çünkü benim ailem, annem ve babam bizi ta çocukluğumuzdan beri bu dünyanın içerisine aldılar. Bu nedenle benim her daim söylediğim bir şey var. Bir insanın maddi ve manevi doygunluğu varsa eğer, bu birikimlerini başkalarıyla paylaşması gerekir. Ben de kendimi bu anlamda yeterli olarak görüyorum. Ve bu birikimlerimi başkalarıyla paylaşmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Ve etrafımdaki insanlarda bu duyarlılığı hissetmediğim zaman da inanılmaz huzursuz oluyorum, mutsuzluk duyuyorum. Çünkü şöyle bir etrafımıza baktığımızda her birimizin her anlamda elimizi uzattığımızda hayat verebileceğimiz, dokunabileceğimiz o kadar çok şey var ki bunları sağladığımızda gerçekten akşamları başımızı yastığa koyduğumuzda daha mutlu uyuyabileceğimizi düşünüyorum. Ben çünkü kendimi öyle hissediyorum. Hepimizin herkese her şeye yetmesi elbette mümkün olmayabilir. Hepimizin her şeye aynı hassasiyeti göstermesi elbette mümkün olmayabilir. Kimisi doğaya daha duyarlıdır, kimisi hayvanlara daha duyarlıdır. Kimisinin içerisinde insan sevgisi, kimisinin içerisinde vatan sevgisi daha yüksektir. Bunları bilemeyiz ama herkesin bu ülke için, çevresi için yapabileceği bir şeylerin olduğuna inanıyorum. Zaten herkes bir şeylerin ucundan küçücük de olsa tuttuğunda bu ülkenin daha yaşanılabilir, daha mutlu, daha keyifli olacağına ben şahsen kendi adıma inanıyorum. Ve ben ailemden böyle gördüğüm için bunu yapmaya çalışıyorum. Çocuklarımı da bu anlamda yetiştirdim. Onların da böyle yaşamalarını sağlamaya çalışıyorum. Herkes bir şeyler yapmalı ve herkes bir şeylerin ucundan tutmalı diye düşünüyorum. Bizi izleyen herkesi
Eğer ilgilerini çekiyorsa Kütahya'ya ve şu anda içinde bulunduğumuz müzemize davet ediyoruz. Lütfen fırsatlar yaratalım. Sadece Kütahya için değil, ülkemizin her bir alanı, her bir yeri görülmeye değer, dünyanın diğer emsalleriyle mukayese edilemeyecek kadar güzellikler barındıran yerler. Bu nedenle zamanı ertelemeyelim, bugünü bugün yaşayalım. Yarına kim kalacak, kim yaşayacak belli değil. Herkesi bu güzellikleri yaşamaya davet edelim. Eko Vitrin Medya Grubu, bağımsız medyanın gücü. Müzik.